şunu gördüm. İnsanlar tiryaki ediyor. Allah'ın bilimi, ilmi. Yani belki belgeseller hoşunuza gidiyordur. Evet. Tamam mı? Uzayla ilgili, bilimlerle ilgili hoşunuza gidiyordur ama öyle değil işte. Başka bir şey. Bu başka bir şey. Boşlukta oluyor. Evet, bu cevap veren ilim. Arayan ilim değil benimki. Cevaplayan. Yani trust science. Cevabını aldığım bilim bu. Ben cevabını veriyorum. Ben işte efendim şundan şu numara aldım da işte kara delik mi? Sen bir şey bilmiyorsun. Sen bana kara deliği söyle derlerse arkadaşın söyle sana kim olduğunu. Sen bana kara deliği ver ben sana söylerim. Arkasını hemen söylerim yani. Bir de tabii yorucu oluyor. Bak dünyada 65 tane bilim dalı var. Bunun 16 iyisi biliyorsunuz. 65 bilim dalının hani cifirde bilmem neyi hepsini koy içine dediğini medin. Hepsi de biliyorum. Peki nereye koyacağım bunları? İşte bu soru bu. Sorun bu arkadaşlar. Labbetürhans bunları nereye koyacağım? Cevapları bilmez bildiğim soruları nereye koyacağım? Yani gene arşın dört direği mi çizeceğiz? O başıydı zaten. İşte bize sonu var onların. Arkası var. 2. sayfa, 3. sayfa, 7. sayfa, 100.000. sayfa var. Öyle yani her şeyi bilmek zorundayım. Ekonomide, ekonomiyi Karl Marx'tan daha iyi bilmek zorundayım. Bilmezsen biriksin. Onun dolarını, onun şeyini, Bitcoin'ini, öbür tarafta blockchain'ini buluyorsun ki ondan iyi biliyorsun. Doğru mu? Aynı zamanda bilim adamısın. Altın endeksli mi basılıyor bu paralar? Ha, ben o zaman simya altını korum. Amerika'nın ekonomisini içine ederim. Niye Amerika kendi toparlamak için geri çekiliyor? Masrafları kısıyor. Tamam mı? Yani çok para yakamaz Amerika. Çekildi diyor ki Avrupa'ya NATO'ya siz bakacaksınız diyor. Madem içindesiniz. Avrupa bile diyor bana yaslanma diyor. Savaş koşullarına göre Almanya ile Japonya şey tarafından teslim almış durumda. Amerika tarafından. Kore. Bu desteklemek için. Evet. Ben yapamıyorum diyor. Neden biliyor musun? Suyularını kestim. Türkiye'den bile şey istiyor, para istiyor. Duvar yaptıracak Meksikalılardan duvar parası istiyor. Ya ne hallere geldi adam ya. Vallahi bulaşma bize dedim ama anlamadım ben. İmpost yapmıştır bunu. İmpost yapmıştır diyorum. Hazreti İmpost. Şöyle de var. Neydi? Nakamoto. Nakamoto. Kaptan bir de ben şunu merak ediyorum. Yani şimdi biz mesela küçük küçük şeyleri, ameli salihleri yapıyoruz. Onun karşısında sevaplarımız... Çok büyük ama onlar çok büyük. O küçük sadece çok ama sizin yani bu yaptıklarınız ölçü yani bizim yaptıklarımızın yanında ölçülemezmiş. Ama siz diyorsunuz ki ben bundan sevap yok cevap alamıyorum yok. Yani benim o tuhafıma gidiyor. Bana Labbetürhans değil de işte mesela insansı anlamında mesela Android deseydi falan hani olurdu. Ben bunları kabul ederdim. Şimdi burada bizi biraz yer altında hayvan yerine koyduğu için hayvanın sevabı günah olmaz diye bak bana sen. Tamam mı? Öyle bak. Ama yani ben bu diyor ki sen bunu yapmak zorundasın. Yani haksızlık olmuyor. Allah haksızlık yapmaz. Vardır. Olmaz. Bizim. Tabii ki Rabbimize asla onu evet. Yakıştıramayız. Yani, yok. Evet. Yani o kadar şeyler yani güzel ameller hayıra, insanlığın hayrına. Evet. Yani, benim yaptığım birkaç kişinin hayrınadır. Tamam. Ama bütün insanlığın hayrına olmasına rağmen nötr olunca evet, o zaman benimkini anlatayım sana benim durumumu. Sen mesela sen öğretmensin, o öğrenci karşı karşıya konuşursunuz, yazılı yaparsın, sözlü yaparsın. Benim görevim ikiniz de değil. Kağıdım, kağıt, boş kağıt. Benim görevim boş kağıt. Anladın mı? Sen yazılı oldun mu? Verdin mi mümeyiz öğretmene? Anladın mı? Verdin mi? Verdin. Ben kağıt benim. Doldurdun kağıt benim. Sen bana ne yazdığını söyle, o odur. Şimdi kağıdın sevabı günah olmaz. Kağıt kağıdını yapacak. Dabbet, dabbetliğini yapacak. Nötr. Evet. Nötr. Öyle bir şey ki yani,
tarafsız. Bir şey beklemiyorum. Hiçbir şey beklemiyorum. Ama Allah adalet sahibi, tamam mı? Fakat bize çok soruyor. Geç filanca gün sen kaşlarını çattın filana baktın. Ben Yahya Aleyhisselam'dan dolayı söylüyorum. Yahya Aleyhisselam bir güzelliği var. Hızır da böyle yan yana takılıp gidiyoruz ya korkuda. Yahya öyle değil. Karşıdan geliyorsan söyleyeceklerim var diyor. Yani orada ben biliyorum bir şeyler, tamam mı? Hıdrelen var ya, herkes böyle geliyor, bir daha buluşuyor, bir daha buluşuyor. Yani ben buradan tutup gideceğim hani, kaç kere döneceğim. Diyor ya, o orada Yahya Aleyhisselam'la bizim başka bir hukukumuz var, başka bir protokolümüz var. Tamam mı? Yani o beni uyarabiliyor. Olmamış diyor, bu olmadı diyor. Mesela neye benziyor bu? Hızır yürüyor, denizin orada bakan bir fakir varsa her şey sakat. Ne burası? Engelli plajı. Engelli varsa onu ben iyi ederim diyor. Yahya Aleyhisselam diyor ki bir dakika ben söyleyeceğim, ondan sonra iyi edeceksin. Nereden biliyorsun onun iyi olduğunu? Duvarı onaracağım bir dakika. Yahya Aleyhisselam diyor, ben ters geliyorum. Senin bilmedik. İnsanlar, o insanlar duvarı yıkmışlardı. O insanlar, babalar ölünce hemen eve kondular, duvarı yıktılar. Duvar zaten yıkıldı. Çocukların işte altınları, gömüleri, defineleri çıktı ortaya. Şehir paylaştı bunu. Yahya diyor. Hızır diyor ki eyvallah diyor. Demek ki ben girince o duvarı onaracağım. Bu, onların hukuku bu. Onların hukuku bu. Ama şimdi onlar iki mi? İşte her çağda var. Mesela bir dönem, benden sonraki bir dönem, üçüncü adam, üçüncü kişi şey olacak, Mayti, yani Mehdi olacak. Mehdi ölünce şey olacak, yani şöyle diyeyim, ben 2+1'im, 3 ama 2+1. Ben yokum, yerime ne geldi? Mehdi geldi diyelim. 2+1 gene. O arada İsa'yla yer değiştiriyorlar. Hani arka arkaya duruyorlar ya. Birinde evet. Bas, kılarken o da şey. Evet, devir teslim. 2+1+1. Mehdi ölür, 2+1 devam eder. Ben toplar 3'em diyorum. Yani 2+1'em ne demek? İkisi sabit, biz seyyarız. Ben öleceğim, başkası yerime geçecek. Bu şekilde. Demek ki ben bu sebepten dolayı Hızır ve Yahya'yı görmek zorundayım. Nasıl üçleyeceğiz? Nasıl üçleyeceğiz? Ben olmazsam, ben de görmezsem herkes gibi. Şuraya gelip oturduğunu görmezsem nasıl, ne olacak? Görmem lazım demek ki. Merkez noktada mı oluyor? Ya o zamanın durduğu anda anlarsın. Zaman durduğu anda anlarsın. Zaman diye bir şey yok. Herkes resim, herkes fotoğraf oluyor. Fotoğraflar biliyorsun hareket etmez, konuşmaz. Tek böyle. Öyle durur, sabit durur öyle. O zaman heykel gibi. T0 zamanı mı olmuş olacak? O ayrı mı yine? Şey, CPT'ye girmiyor. CPT'nin zamanına girmiyor. Bak, neden biliyor musun? Hızır teğette. Teğet nedir? Her noktadan düşmeye şey gibi, uydular gibi. Uydu niye düşmüyor? Her noktadan düşmeye kalkıyor fakat düşemediği için dolanıp duruyor. Evet. Bir yer bulursam düşeceğim diyor. Onu bulamıyor. Bulamayacak dönüyor. Buna yörünge deniyor. Öbürünü atıyorsun düşüyor. Gerçek bir şeydi. Öbürünü atıyorsun düşmüyor gidiyor. Bir daha tutamıyorsun. Yere gelemiyor. Ama uydu bize Riemann uzayını çiziyor. Öbürü geldi gitti uzayı. İşte Robaçeski falan. İki gücün arasındaki nötr alan gibi bir şey. Yani bu teğet uzay, girişte şey var, mesela Yeciç Meciç burada var, Zülkarni. İki zamanlı ya, şöyle yapıyor, yani şöyle yapıyor. Zülkarni buradan giriyor, buradan çıkıyor. Buradan giriyor. Bunlar hepsi sürüklüyor arkasından Zülkarneyn. Sonra buradan çıkacaklar bir gün Allah'ın emrine göre. Allah öyle buyuruyor. İleride bir gün diyor Yeciç Meciç her dağdan, dağ değil abi, bayırlarda. Dağ bayır budur abi.
Cebel Vadi. Budur. Dağ bayır. Dağ bir dalga. Bir de maşallah inşallah şifresi mi hocam? Evet. Onlar da birbirleri içinde dalgalanırlar diyor. Birbirleri içinde. Birbirleri nedir? Dalga, madde dalgası. Bir de enerji dalgası. Birbirleri içinde. Dalgalanıp dururlar. Bunun anlamı ne? Birbirlerine dururlar yaşarlar. Yani Yecüc'le Mecüc yan yana gelip de ne haber dostum falan demez. Birbirleri içinde, cinlerin rengine göre yaşadığı gibi birbirleri içinde yaşarlar. Yani beyaz ışın içinde kırmızı, yeşil, mavi, lacivert, mor hepsi yaşıyor ya. Bu da öyle bir şey. Ama beyaz gözüküyor her şey. Dışarıdan. Burası niye böyle aydınlandı? Bir şey yaptılar. Razı olsun. Ha? Demin bir şey.